Çelik Kubbe'nin en önemli unsurlarından biri olan Hisar-O, ilk uzun menzilli atışını başarıyla gerçekleştirdi. Türk savunması yerli donanımlarla güç kazanmaya devam ediyor. Düşmana geçit vermeyecek olan Çelik Kubbe'nin daimi üyesi Hisar-O, artırılmış menzil atış testiyle 40 kilometre ötedeki hedefi imha etti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, en alçaktan en yükseğe uzanan Gökvatan sahasında Çelik Kubbe'nin güven veren sistemleri gelişiyor dedi. O anları X hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşımında milli mühendisliğin gücüyle semalarımızın teknolojik alkanları da güçleniyor. En alçaktan en yükseğe uzanan Gökvatan sahasında Çelik Kubbe'nin güven veren sistemleri gelişiyor. Hisar-O artırılmış menzil atış testiyle hedef 40 artı kilometrede direkt vuruşta imha edildi. Gece gündüz çalışan, başarıya ulaştıran, yeni yetenekler kazandıran Aselsan ve Roketsan mühendislerimizi, vatan evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi. Farklı irtifada hava savunma sistemlerinin birlikte çalıştığı, bütünleşik bir mimari olarak tarif edilen Çelik Kubbe ile Türkiye yeni bir kapıyı daha aralamış oluyor. Çelik Kubbe ile Türk Savunma Sanayi tarafından geliştirilen Korkut, Hisar A artı, Gökdemir, Göker, Gökberk, Hisar O artı ve Siper gibi hava savunma sistemleri birbirlerine entegre bir şekilde çalışabilecek. Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırılmasını gerçekleştiren radar ve elektrooptik sistemler de Çelik Kubbe içerisinde bir bütün halinde görev yapacak. İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektrooptik sistemi, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekayı barındıran Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki beyni olacak.